Hasan Tahsin Kocabaş 9 Eylül gazetesinde efendim Ekim ayı ile alakalı bir yazı yazmış. Ekim ayı Cumhuriyet ayı, yaklaşan 29 Ekim'le alakalı. Eskiden daha anlamlı, daha görkemliydi Ekim. Nasıl olmasın? Anadolu için Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Antakya'ya, İzmir'den Van'a Ekim demek özgürlük, bağımsızlık, yurttaşlık bilinci ve hakkı demekti çünkü. Çünkü kulun kula kulluğu yıkılmıştı Ekim'de. 29 Ekim 1923'te. Ne güzel aydı Ekim. Benim için şimdi de öyle. Yanlış anlamayın. Ama ısrar ve iddia ediyorum ki eskiden daha anlamlı, daha görkemliydi Ekim. Nasıl olmasın? Anadolu için Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Antakya'ya, İzmir'den Van'a Ekim demek özgürlük, bağımsızlık, yurttaşlık bilinci ve hakkı demekti çünkü. Çünkü kulun kula kulluğu yıkılmıştı 29 Ekim 1923'te. Daha var ama benim coşkum başlayalı çok oldu. Bu ay içinde daha çok yazı yazacağım. Biricik Cumhuriyetimize dair. Hem de öyle bir kitap tanıtacağım ki özellikle CHP çevreleri çok şaşıracak. Çok uzun yıllar önce CHP Cumhuriyete dair müthiş bir kitap hazırlamış. Şimdiden söyleyeyim. Ama önce sizi 2016'ya götüreyim. Neden derseniz, yukarıda da söyledim. Ekim ayı girdi ama Cumhuriyetimizin doğum gününe ilişkin bir şeyler göremiyor, duyamıyorum. Oysa hepi topu 20 gün kaldı. Biliyorsunuz ki şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM'da görevliyim. 2014 Mayıs ayından beri oradaydım. Aziz Kocaoğlu ile başlayan sürecim Tunç Soyer Başkan'la da devam ediyor. 2016 yılının 29 Ekim'i çok özeldi benim için. Çünkü hem sizlerin takdirleri hem de meslektaşlarımın ilgileri beni o dönemki belediye ve APİKAM yönetici ve personelinde çok mutlu etmişti. Farklı bir çalışma yapalım demiştik. Laf olsun torba dolsun ya da yapmak için yapmak gibi olmasın istemiştik. O zamanki APİKAM müdür Ayşe Üngör ile oturduk, düşündük. Çalışma arkadaşlarımız da ortak akıl gereği beyinlerini yordu ve bulduk. Bahçedeki mini sergi alanında tıpkı 9 Eylül gibi bir sergi olmalıydı. Cumhuriyet bizim güneşimiz olduğuna göre serginin adı da Cumhuriyet'in aydınlığında olmalıydı. Ancak yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz türü tekrardan uzak, içinde her görselin mümkün olduğunca da orijinal objenin yer alması lazımdı. Adını da belirlemiştik ama Cumhuriyet'in anlamına da bir vurgu yapmak istedik. O anlamlı sözü de yine İzmir'in sokakları verdi bize. Her zaman yardıma hazır olan Orhan Beşikçi Hızır gibi yetişmişti. Şimdilerde İzmir'in arka sırada kalmış kadın mahallelerinden birinde Ballıkuyu'da 1932 yılında yapılmış güzel bir çeşmenin mermerine kazınmış yazıyı getirdi bana. Bu çeşmenin adı da Cumhuriyet Çeşmesi'ydi. Yazı da aynen Türkiye Cumhuriyeti memlekete verdi hayat, bu mesudiyet her gafletten bulsun necat. Yani Cumhuriyet hayat vermişti ülkemize, doğan mutlulukta her kötülükten kurtulma vesilesi olmalıydı. Ne müthiş değil mi? Ve bu söz serginin konseptini de koymuştu bir anda ortaya. Afişimizde ilk Cumhurbaşkanımız, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olacak. Cumhuriyet'in aydınlığında Türkiye Cumhuriyeti memlekete verdi hayat, bu mesudiyet her gafletten bulsun necat yazacaktı. Hani derler ya, hummalı bir çalışma başlattık. Sevgili Cem Üsküp'ü de önemli ve sevgiyle anmalıyım burada. Antika dükkanını baştan sona açtı bize. Gönülden. Çoğu objeyi oradan aldık. O gramofonun sesini unutmak mümkün mü? İnatla hala çalışan ve bize eski görkemli günleri hissettiren, sesi hala kulaklarımda İzmir'in Cem Üsküp gibi antika dostlarına hep sahip çıkması zorundu. Gündüz Kapancıoğlu'nun da İzmir aşkını ve gönülden desteğini ölsem unutmam. APİKAM'daki emekçileri, gerçek ve gönülden çalışan kardeşlerimi, dostlarımı da unutamam. Berdan'dan Buket'e, Yasemin'e, Özgür'den Nihat'a, Serkan'dan rahmetli Mahmut'a, Nur Hayat'a, Özlem'e, güvenlikçi kardeşlerime, o sergi için mesai gözetmeden çalışanlara. Genel Sekreter Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Kültür Daire Başkanı Funda Erkal, Öztürk sergi için tüm desteği verdiler. 26 Ekim 2016'da büyük bir törenle açıldı sergi.
Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, tüm partilerin meclis üyeleri, akademisyenler, araştırmacılar, dostlar, İzmirli canlar hep geldi ve gece geç saate kadar sürdü bu coşku. Şimdi bir kişi daha var sevgiyle rahmetli andığım. Çok erken aramızdan ayrılan Yücel Özen'in o sergi öncesinde bana verdiği güç de destek de eşsizdi. Huzurla yatsın. 2016'nın Cumhuriyet Bayramı'nın açılışı neredeyse Apikam'da olmuştu. Başkan Kocaoğlu mutluydu. Çünkü İzmirli gönül dostlarıyla söyleşme fırsatı doğmuştu. Her ne kadar bazı kibirli ruhsuzlar ilkokul müsameresi gibi dediyse de İzmir Gazeteciler Cemiyeti başta tüm basın ilgi gösterdi. İzmirli yurttaşların küçüklü büyüklü takdir yazıları da aynı güç vermişti. Lütfen okuyun o satırları. Neden yazdım bunları? Çünkü Konak eski belediye başkanı Sema Pektaş döneminde alınıp restorasyonu başlayan Alanyalı Köşkü bir süre önce bir zirveye mekan oldu. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Genel Sekreter Buğra Gökçe, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ulvi Pu, köşkte bir araya gelip birliktelik adım attılar. Pek dikkat çekmedi sanki bu zirve. Oysa iki başkanın da hedefi İzmir'e eksikliği bir türlü ve yıllardır giderilemeyen Kurtuluş ve Kuruluş Müzesi kurmak. İzmir gibi kökü binlerce yıl öncesine gider bin kentin, uluslararası odaklı bir müzenin olmayışı hem kente hem de ülkeye bence utançtır. Şimdi belki o yol açıldı ve belli mi olur? Belki gelecekte bir 9 Eylül ya da 29 Ekim arifesinde ben de müzemiz açılıyor yazısı yazarım. Bu konuda ileride daha farklı yazılar yazacağım ama rahmetli Ahmet Piriştina'nın tartışmasız ve amasız desteklediğim belki de tek projesiydi Apikam. Vefat ettikten sonra da Apikam oldu adı. İzmir kent belliği. Rahmetli başkanın burası için düşündüğü özel hedeflerini öğrendiğimde müthiş heyecanlanmıştım. İdari olarak da farklı bakıyordu bu duruma. Bu kuruma Fikret Yılmaz ve Sabri Yetkin'le başlayan süreç şimdi yeni bir asil isimle devam edecek. Hatta silkinip yeniden doğacak. Eğitimci kökenli Şerafettin Budak, Başkan Tunç Soyer tarafından müdür olarak atandı. Ortak akla düşkünlüğünü hemen her fırsatta kanıtlayan bir yapısı var. Emeğe saygısı, ayrımcılıktan ve kibirden uzak öğretmen tavrı ile Apikam hem idari hem de işlevsel özlenen günlerine dönecek. İnancım bu yönde. Çünkü Apikam öyle bir yer değil. Orası 8500 yaşındaki İzmir'in hafızası. Kimseyi ayırmadan yok saymadan ortak amacı gerçekleştirecek. O da kadim İzmir'i yeniden hissettirmek diyor. İzmir'in hafızası gazeteci Hasan Tahsin Kocabaş. Efendim, bugünkü köşe yazımızda.